Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Baş Başa programından merhaba. Konuğum 23 ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Ali Zağ Öztürk'le beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz Aydınlısınız aynı zamanda. Çinliyim. Çinlisiniz. Evet, Çinli. Hemşehriyiz. Evet. Şimdi o yüzden Ali Rıza abi diyeceğim. Çünkü evet, tabii, öyle tabii. Hitap ediyorum. Tabii, Ali Rıza abi sen son dönemlerde de popüler bir adamsın. Yaygın televizyon kanallarında, tartışma programlarında aranan isimlerinden oldun. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Belki TV'den izleyiciler ilk kez böyle ekran karşısında sizi görüyorlardır. Siyasette çok tanındık bir simasınız. Evet. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Çin'e, Kabadaş köyü doğumluyum. Çin'e ortaokulu ve Çin'e lisesi mezunuyum. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay benim sınıf arkadaşımdır. Osman Aydın eski Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili. Evet, benim arkadaşımdır, ev arkadaşımdır. Sülalem Çin'e'dedir. Ama ben Silifke'liyim. Evet. Çünkü Silifke'de yaşıyorum. Mersin'de yaşıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Maden mühendisiyim. Evet. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Avukatsınız. Avukatım. 23. ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilliği yaptım. Milletvekili ya da belediye başkanı olmak için Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Lise yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partiliyim. 1974'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan birisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişik kademelerinde, örgütlerinde, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, yardımcılığı, kurultay delegeliği, yüksek disiplin kurulu sekreterliği, il genel meclis üyeliği ve milletvekilliği yaptım. Ömrüm CHP'de geçti. Evet. Gençliğimin en güzel yılları Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadeleyle geçti. Yani hak, hukuk, adalet mücadelesiyle geçti. Evet. Diyebiliriz. Başka da bir şeyimiz yok yani. Şimdi siz hem maden mühendisiyim hem avukatım dediniz. Evet. Hangisini daha çok icra ettiniz? Yani ben 13 yıl fiilen mühendislik yaptım. Ondan sonra da avukatlık yaptım. Yani ben ikisini de seviyorum. Mesleğim ikisi de değerliydi. İkisini de seviyorum. İkisi de beni baktı, geçindirdi. Evet. Ailemi geçindirdi. Evet. Yani ikisinden de mutluyum yani. Evet. Mesleğimden mutluyum. İkisi de iyi meslektir. Evet. Benim açımdan. Sayın Öztürk, yani eski bir siyasetçi. Eski değil, halen siyasetçi. Yani deneyimli bir politikacı, evet, olarak. Halen siyasetçi. Deneyimli bir siyasetçi olarak, deneyimli bir politikacı olarak. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay yaşadı. Genel başkan değişikliğine gitti. İşte şimdi bir yerel seçim süreci yaşıyor. Aday belirlemeleri falan. Bu süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani... Şöyle, ben şuna inanıyorum. Bir kere bilimsel metotlara inanan birisiyimdir. Bilime çok önem veririm. Kötü olmadan iyi olmaz. Acı olmadan tatlı olmaz. Evet, her şey zıttıyla. Üzüntülü olmadan sevinç olmaz. Eğer bir yerde işler kötü gidiyorsa aynı zamanda iyi gidiyor demektir. Evet. Çünkü kötünün arkasına mutlaka iyilik gelecektir. Sürekli iyi olmaz. Sürekli de kötü olmaz. Bir insan sürekli acı içerisinde olmaz. Sürekli de sevinç içinde olmaz. Bunlar birbirlerini denetleyen bir zıtların birliği dediğimiz şeylerdir. Evet. Bugün iyidir, yarın kötüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri kötü olarak görüyorum. Ancak bunun aynı zaman iyi olarak görüyorum. Çünkü bunun arkasından mutlaka iyi şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Bu kötü gidişin arkasından iyi şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da şu nedenle söylüyorum. Bugün Türkiye'yi 22 yıldır yöneten bir siyasal iktidar. Evet. Bunca yokluk yoksulluğa rağmen, bunca şikayetlere rağmen hala Cumhuriyet Halk Partisi bu halkın umudunu gerçekleştirememişse, iktidar olamamışsa, bu siyasal iktidarı değiştirememişse işler iyidir diyemeyiz. Evet. Peki iyi olma umudunu besleyen gelişme nedir sizde? Şimdi bakın, bir kere bugün Çanakkale zaferinin, deniz zaferinin 109. yılını kutluyoruz. Evet. Büyük zafer, Çanakkale zaferi. Çanakkale'yi geçilmez kılan Mustafa Kemal, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çelik gibi iradesidir, kararlılığıdır. Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer Mustafa Kemal'i anmamız demek, Mustafa Kemal'i sahiplenmemiz demek,
İşte o Çanakkale zaferini, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini, değerlerini ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni neden kurduğunu bilmemiz, anlamamız gerekir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak demek, kişilere sahip çıkmak demek değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş nedenini içselleştirmek demektir. Kuruluş felsefesini, amacını bilmek demektir. Aslında bunu bütün sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, bu memleketin evladı olan bütün vatandaşlarımızın bunu içselleştirmesi gerekir. Bakın hep söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi bir ihtiyaçtan kurulmuştur. Bir ihtiyacı karşılamak için kurulmuştur. Nedir o ihtiyaç? O ihtiyaç şudur. Dünyaya baktığınız zaman yeni devletler kurulurken bir düzenli ordu vardır, evet, bir parti vardır, bir de parlamento vardır. Bu üç unsuru da gerçekleştirmişlerdir. Rusya'da Bolşevik devrim yapılırken 1917 yılında Lenin bir parlamento kurmuştur, Kızıl Ordu kurmuştur, bir de Rus Komünist Partisi'ni kurmuş, Sovyet Komünist Partisi'ni kurmuştur. Bir de ideolojisi vardır o partilerin. Bütün dünyada yeni devletler ya da yeni şeyler kurulurken böyle olmuştur. Türkiye'de de Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı'nın kalıntıları içerisinden yeni çağdaş demokratik bir Türkiye kurarken, kurma mücadelesinde bir meclis düşünmüştür, meclisin varlığını düşünmüş, parlamento açmıştır biliyorsunuz 1920'de. Ordu o zaman Kuvayi Milliye özellikle bizim Ege bölgesindeki çete hareketlerine düzenli bir ordu haline getirmiştir. Silahlı kuvvetlerini kurmuştur. Bir de bu mücadeleyi yürütecek bir parti gerekli olduğu için, ihtiyaç olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi bu toplumdaki belirli kesimin partisi değildir. Herkesin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir görev vermiştir Mustafa Kemal Atatürk. Önce Cumhuriyet'e bir görev vermiştir. Cumhuriyeti tanımlamıştır. Bizim Cumhuriyetimizin özelliklerini konulmuştur. İşte demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir bizim, evet, Cumhuriyetimizin özelliği budur. Evet. Ve ona bir görev vermiştir. Demiştir ki bu Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi bir olacaktır demiştir. Yani Cumhuriyet'in görevi, bizim Cumhuriyetimizin görevi kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Peki o Cumhuriyete de bir kimse lazım. O da işte Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani demiştir ki kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet'in kimsesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir demiştir. Yani ne demek istemiştir Atatürk? Şunu demek istemiştir. Demiştir ki Cumhuriyet Halk güvencesi... Partisi demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyet'i yaşatmak, korumak ve onu yüceltmek zorundadır demiştir. İşte Cumhuriyet Halk Partili olmak demek bu demektir. Atatürk'ün ilkelerini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş amacını, felsefesini ve ilkelerini benimsemek ve onu bugünkü dünyada somut durumun somut tahlilini yaparak bugünkü olaylara uygulamak, evet, demektir. Bu bahsettiğiniz tanımla zıtlaşan ne yaşandı da bugün Cumhuriyet Halk Partisi sizin dediğiniz gibi kötü durumda yani? Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ilkelerden saptı. Saptı ki bu ilkeleri uygulamadı ki, bu ilkelere uymadı ki amaç elde edilemiyor. Yani bugün Türkiye'de Atatürk istismarcılığı yapmakla bir yere varamazsınız. Yani Atatürk istismarcılığı yapmak ya da işte din tüccarlığı yapmak, din istismarcılığı yapmak, siyaset yapmak değildir. Evet. Yani bugün Türkiye'de halkın somut talepleri vardır, somut istekleri vardır. O isteklerini doğru şekilde okuyup, doğru şekilde tespit edip onları çözmektir. Siyaset aslında makam mevki sahibi edinmek değildir. Elbette ki odur. Yani bir makam mevki sahibi edinirsin ama bu makam mevki bir mühendis olarak edinebilirsin. Evet. İşte bir devletin en üst kademesinde görev de yapabilirsin. Ama bugün dikkat edersen... Yani vali de olabilirsin, orduda komutan da olabilirsin. Bugün dikkat edersen bir valilik yapmış ya da profesör yapmış bir adam ya da devletin üst kademesinde görev yapmış bir adam dönüyor belediye başkanlığının adayı şey oluyor. Orada aslında amaç bir makam mevki elde etmekten öte halka hizmettir. Yani siyasetin... Bu bir tutku mudur? Mesela ben bakıyorum bazı insanlar vazgeçemiyor. Yani hani işte illa her seçim bir yerlere aday oluyorlar, ne bileyim görevlere talip oluyorlar. Böyle bir tutku mu var? Yani hani adrenalin şimdi, bağımlılığı gibi bir şey midir? Yoksa bakın, az önce bahsettiğiniz bir kişinin inandığı ideolojiden dolayı kendine yüklediği misyonu mu bunu mu gerektirir? Yani şimdi bakın şöyle bir şey bu tabii. Yani bir insan işte ben onu söylüyorum. Şimdi bir sabah
Ben Adana'da Çıkabilirlik Genel Müdürü'ydüm. Evet. O dönem bakan Yalım Erez'di. Yalım Erez beni çağırdı. Yani CHP iktidardan gitti, Yalım Erez geldi. Yalım Erez bana dedi ki, müsteşarı da vardı, o zaman bakanlığı. Ya dedi, Ali Rıza Bey dedi, sizinle ilgili dedi, hiçbir şikayet gelmiyor. Üç tane farklı sendika var, farklı siyasal görüşlere sahip üç sendika var. Üçünün dedi, sizden memnuniyetler var. Aslında dedi, siz CHP'nin milletvekili adayı mısınız dedi 91'de. Evet. Öyle olmamış olsa sizinle çalışırdım ben dedi. Ama CHP'nin milletvekili adayı mısınız dedi. Ben de dedim ki, sayın bakanım dedim, yani ben CHP'nin sadece milletvekili adayı değilim. Yani şöyle dedim, bir sabah kalkıp da yani ya ben de siyaset atılayım, şuradan da milletvekili olayım. Ya bu parti hoşuma gitti, kafamı kaldırıp o partiden adaylık koymadım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolu başkanlığını yapmış, siyasetin içinde Cumhuriyet Halk Partili olmayı bir yaşam tarzı olarak benimsemiş birisiyim. Yani sadece aday olmak olarak değil. Bu süreç içerisinde insanlar o siyasi mücadele içerisinde bir yerlere gelebilirler. Yani belediye başkan adayı olabilirler, milletvekili adayı olabilirler. Benim zaten bakış açım şudur. Her siyasi parti kendi kadrolarıyla, kendi siyasal düşüncesini ve inancını savunan insanlarla siyaset yapmalıdır. Yani ben şöyle bir siyasetçi değilim Emin Bey. Yani yaşamımızın belirli kesiminde milletvekili olmak için CHP'ye katılmış. Ben 2007'de milletvekili oldum. Yani 2007'de seçimlerinde milletvekili olmak için CHP'ye katılmış ya da belediye başkanı aday olmak için CHP'ye katılmış birisi değilim. Ben il genel meclis üyeliği yaptım CHP'de. Bir görev olarak verdiler. Bana, evet. Kendim aday olmadım. Bir görev olarak verdiler. Onu başarıyla yaptığımı düşünüyorum. İlçe başkanlığı yaptım. O da arkadaşlar görev olarak verdiler. Onu da başarıyla yaptığımı düşünüyorum. İl başkan yardımcılığı yaptım. Kurultaylarda aktif roller aldım. Yüksek Disiplin Kurulu sekreterlik görevini yaptım. Onu da başarıyla yaptığımı düşünüyorum. İki dönem milletvekilliği yaptım. Ben milletvekilliğini parlamentoda başarıyla yaptığımı inanıyorum. Evet. Bazıları öyle düşünmeyebilir ama ben bir parlamenterin, bir milletvekilinin yapması gereken şeyleri yaptığımı düşünüyorum. Zaten bunun da karşılıklarını görüyorsunuz. Evet. Yani şu, amaç illa da bir şey olmak değildir. Amaç halka hizmet etmektir. Bu halka hizmet bir A partisinde milletvekili olabilirsiniz ya da B partisinde belediye başkanı olabilirsiniz. Siyasetçinin temel görevi halka hizmet etmek olmalıdır. Elbette ki onu yaparken makam ve mevki sahip olacaktır. Ama yani o makamlar ve mevkiler sürekli o insanlar ait değildir. Ben evet. İki dönem milletvekilliği yaptım. Ondan sonra aday olmadım. Aday olmadınız. Aday olmadım tabii. Neden? Olmadım. Çünkü şu, yani ben şey olarak da işlerin çok iyi gitmediğini gördüm. Siyasette toptan bir kalite düşüklüğünü gördüm. Yani, aday olmadım. Taviz mi vermediniz? Yani mesuliyet mi almadınız? Ben, yani onu nasıl açıklıyorsunuz? Ben yani, hiçbir zaman milletvekili olmak için taviz vermeniz mi gerekiyordu, hayır, yoksa? Hayır, hiç yok. Sorumluluk almanız gerekiyordu. Taviz de vermem, şey de vermem. Yanlış bildiğim her şeyi karşı çıkarım. Yanlış kimden? Ne zaman? Nerede? Gelirse gelsin. İster kendi partimden gelsin, evet. İster kendi partililerimden gelsin. Yanlışı kim yaparsa yapsın, nerede yaparsa yapsın, ne zaman yaparsa yapsın, yanlış yapıldığı zaman karşı çıkmak benim temel görevimdir. Cumhuriyet Halk Partili olmanın bana yüklediği sorumluluk görev budur. Evet. O nedenle her dönem yanlışı, yani bir iktidarın ya da bir başka partilerin yanlışlarını, hangi yanlış gördüğüm şeylere hangi yüreklilikle karşı çıkıyorsam, evet, kendi partimdeki yanlışlıklar da aynı yüreklilikle, aynı kararlılıkla karşı çıkarım. Evet. Yani biz şunu diyemeyiz. Başkalarının yaptığı yanlışlıkları eleştirip kendi yaptığımız yanlışlıkları alkışlayamayız. Biz doğru yapsaydık, iktidar biz olurduk. En son seçimde biz kazanırdık. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimini. Bugün Kemal Bey Cumhurbaşkanı olurdu. Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olmazdı. Ama biz kazanamadık. Demek ki biz yanlış yaptık. Yani burada başkalarını suçlamak,
Yani evet, siz yanlış doğru yaptınız ve seçimi kaybettiniz. Kaybettik. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan gitti. Yerine evet de yeni bir genel başkan geldi. Bir değişim, işte o yanlış yapıldı. Bundan sonra bu yanlışı tekrarlamayalım. Genel başkan değiştirelim dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı değiştirerek doğru yaptı mı? Yeni genel başkanının çalışmalarını nasıl biliyorsunuz? Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim denildiği zaman değişimden benim anladığım bu değildir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 10 yıldır izlenen yol, yöntem, politikalar zaten aynı kadro tarafından izlenmiştir. Yani bugün iş başında olan ekip aynı zamanda Kemal Bey'in kadrosudur zaten. Yani bu kadro lider ekip değişti, yöntem değişmedi mi diyorsunuz? Tabii değişmedi. Şimdi Sayın Genel Başkan Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2011 yılında milletvekili oldu. 24. dönem milletvekili. Beraber milletvekili yaptık. Daha sonra grup başkan vekili oldu. Yani bu partide hiç kimseye nasip olmayan bir görev. Grup başkan vekili çok önemli bir görevdir. Kemal Bey'in desteğiyle grup başkan vekili oldu. Ve iki dönem sanıyorum, 2-3 dönem grup başkan vekilliği yaptı. Son dönemde grup başkanı oldu. Yani grup başkan vekili demek genel başkanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki söz sahibi demek. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel başkan demektir grup evet başkanı. Milletvekillerinin çalışmalarını sevk ve idare eder. Partinin parlamentodaki şeysidir. Sonra da zaten grup başkanı oldu. Bülent Tezcan sizin milletvekiliniz. Bu partide Kemal Bey ile beraber siyaset yaptı. Ben Kemal Bey'e eleştirirken, Kemal Bey'e karşıyken onlar beraberlerdi. Hepsi de beraberdi. Yani aynı sofrada yemek yediler. Aynı iplikten dokundular. Şimdi kalkıp da ya bizim içimizde Kemal Bey yanlışmışız, biz doğruyuz demelerinin anlamı yok. Bu kendileri söyleyebilirler. Evet. Hangisini alırsanız alın, hepsi de Kemal Bey ile beraber siyaset yapmışlardır. Ekrem İmamoğlu bu partide Cumhurbaşkanlığı yardımcısıydı. Son gece kazanıyoruz, laf aramızda kalsın diye televizyonlarda bas bas bağırıyordu. Şimdi ne oldu da seçimden sonra tek suçlu Kemal Kılıçdaroğlu oldu? Onu da anlatmaları lazım. Ama bizim toplumumuz belli şeylerde hemen inanır gibi olur ama aslında inanmaz. Yani bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 10 yılda, özellikle son 10 yılda bir rota değişikliği oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim, ideolojik bir değişime ihtiyaç yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İdeoloji zaten var ama o ideolojinin uygulanmasına ihtiyaç var. İdeoloji evet programla yazılı. Yani bu partinin ilkeleri, ideolojisi Kurtuluş Savaşı'nda, savaş meydanlarında, muharebe meydanlarında kan, barut ve ateş arasında yazılmış. Yani şimdi kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden ideolojik kılıf geçirmeye gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi belli. 6 tane ilkesi var. Onlar evet da belli. Halkçılık, devrimcilik. Şimdi yapılması gereken bu düşünceyi uygulayacak ve bunu doğru bir şekilde uygulayacak kadroların olması lazım. Evet. Ama son 10 yıldır bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelini oluşturan, bu kurucu felsefeyi oluşturan değerler bir kenara bırakıldı. Başka işler peşinde koşturuldu. Evet. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinden yetişen kadroları dışlandı. Sağ partilerden özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sönen güneşler Cumhuriyet Halk Partisi'nde parlayan yıldız yapılmaya çalışıldı. Ve getirildi, burada aday yapılmaya çalıştı. Yani CHP'li seçmenin oylarıyla sağ şeyler CHP'den makam ve mevki sahibi yapılmaya çalışıldı. Yanlışlık buydu. Evet. Bunu ben her zaman söyledim. Değil mi? Son ittifakta da bazı sağ partiler CHP'de 40 tane milletvekili falan aldılar. Ya şimdi işte onu söylüyorum. Halen devam ediliyor. Yani şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben bir kere şunu çok net söylüyorum. Her parti seçime kendisi girmeli. Evet. Ya bir parti seçim girmiyorsa niye kurulmuş o? Evet. Onun varlık nedeni seçim ayrı girmesidir. O nedenle mesela İYİ Parti'nin bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne desteklemiyor olmasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ler tarafından ya da Cumhuriyet Halk Partiliyim diyen
yazar, çizer, gazeteci takımı tarafından yöneltilen eleştiriler haklı bir eleştiri olarak bulmuyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi, her parti kendi gücünü, kendi kadrolarını güvenerek seçime girmelidir. Evet. Kendi seçmenini oyuna almalıdır. Artı diğer partilere, hangi parti olursa olsun, AK Parti, DEM, MHP, diğer parti seçmenlerini de ikna etmelidir. Sadece kendi seçmeninin değil, o seçmenlerin de düşüncelerini ikna etmeleri, değiştirmeleridir. Değiştirmesi gerekir ve seçime girip seçim kazanması lazım. Bir partinin amacı, ya parti halka hizmet için kurulmuştur. Toplumda her partinin farklı dayanakları vardır ve o partiler seçimi girerek varlıklarını devam ettireceklerdir. Evet. Sayın Öztürk, siz bir hekim olsaydınız ve şu anki Cumhuriyet Halk Partisi hasta olarak size gelmiş olsaydı, ne reçete ederdiniz? Çözüm önerileriniz ne olur? Söylüyorum. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikle kuruluş değerlerine oturtururdum. Rotasına doğrulturdum. Kuruluş felsefesi, amacı ve ilkeleri doğrultusunda oturtururdum. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisini uygulayan kadrolarla yola devam ederdim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisini, düşüncesini böyle burun kıvıran, ya bu gericiliktir diyen kadrolarla değil. Cumhuriyet Halk Partisi devrimci bir partidir. Yani 6 ilkesinden birisi devrimciliktir. Kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin devrimcilik öğretmeye hakkı da yok. Gerekirse kendi içinde yapar bunu diyorsunuz önce. Ya gayet tabii canım, Cumhuriyet Halk Partisi halkçıdır. Evet. Yani hiçbir Cumhuriyet Halk Partili halkı tepeden bakamaz. Halk gibi yaşamak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partili olmak halkla birlikte, halkla beraber yaşamayı gerektirir. Cumhuriyet Halk Partisi devrimcidir. Yani devrimcilikten kastedilen şey sürekli değişimdir. Bu değişim geriye doğru değişim değil, otoriterleşme değil, daha çok demokratikleşmedir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi laiktir. Cumhuriyet Halk Partisi laiklikten asla taviz veremez. Din ve devlet işlerini birbirine karıştırmaz yani, diyorsunuz. Yani bakın 3 veya 5 tane cemaat ve tarikatlarla da işbirliği yapmaz anlamı da çıkıyor mu buradan? Tabii ben şunu söylüyorum. Yani Atatürk bu ülkede tarikatları, zaviyeleri kaldıran adam değil mi? Tekkeyi ve zaviyeleri kapattı. Evet. Yani Atatürk tekkelerin peşinden koşturun mu demiş? Yok. Onları taviz verin mi demiş? Yok. Onların oyun almak için onları gibi görünün mü demiş? Yok. Ha şimdi işte bu kadrolarla bu iş yürümez. Yani onlara örneğin Cuma namazını bir siyasetçinin çalışma programına koymasını ben doğru bulmam. Bir siyasetçinin Cuma namazını çalışma programına koymasını doğru bulmam. Gider Cuma namazını kılabilir, hiç problem yok. O onun ama siyasi faaliyeti değildir. Değildir. Yani çalışma programına onu koyması doğru değildir. Bir siyasetçinin cami açılışını, cemeyve açılışını, açılışını doğru bulmam. Yani ne olursa olsun. Şimdi bakın, laiklik sadece din ve vicdan özgürlüğü değildir. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür, evet. Ama en önemli unsur da şudur. Laiklik çağdaşlıktır. Devletin din işlerine, evet, dinin de devlete karışmamasıdır. Yani devletin din referanslı yönetilmemesidir. Devlet yönetilirken dinsel kurallara atıf yapılmamalıdır. Evet. O ayrıdır. O kişiyle kişinin manevi dünyasıdır o. Yoksa Osmanlı devam ederdi. Şeyhülislam da gayet tabii canım. Ya, yani. Ve bakın, din olayı sadece bir partiye mensup bir olay değildir ya da partilere mensup olay değildir. Yani bugün bakıyorsunuz toplumda kutsal değerler. Bir bakıyorsunuz bir parti çıkıyor. Kendisini çok dini değerler sahiplenen karşısındaki partiyi dini değerlere sahip çıkmamakla suçlayabiliyor. O onu istismarını yapıyor. Bir grupla çıkıyor. İşte zaman geldiği zaman işte ben Atatürk'le konuştum. Atatürk sizden şuraya gazanın, buraya gazanın istiyor diyor. O da Atatürk istismar ediyor. Bakın bunlar bizim bu milletin kutsal değerlerdir. Evet. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin AK Partilisi de, MHP'lisi de, DEM'lisi de, CHP'lisi de herkesin ortak değeridir. Atatürk'ü savunmak sadece benim görevim değildir. Evet. Aynı zamanda AK Partili seçmenin de görevidir. AK Partili milletvekilinin de görevidir. AK Partili'nin de görevlidir. DEM'lerin de görevlidir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu Misak-ı Milli sınırlar içerisinde çizilen, bu Türkiye'de yaşayan
ve vatandaşlık bağıyla Türkiye devletine bağlı olan herkesin değeridir. Evet. Din de bu ülkede yaşayan Müslüman olan toplumların ortak değeridir. Ama bu ülkede yaşayıp da Müslüman olmayan diğer dine mensup insanlar da var. Onlar da bizim yurttaşlarımız. Dolayısıyla bu kutsal değerlerin siyasette malzeme yapılmasını ben ilkellik olarak sayıyorum, iğrençlik olarak kabul evet. ediyorum. Bakın, siyasi mücadele, siyasi düşünce farklılığı temelinde yapılır. Evet. Siyasi düşünce etnik köken, mezhep, cinsiyet, ırk, din ve mezhep temelinde siyaset yapılmaz. Evet. Sayın Öztürk, tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili reçeteniz kendi değerlerine, fabrika ayarlarına dönsün, dönmesi gerekir diyorsunuz. Dönecektir de. Dönecektir yani bu de böyle diyorsun. Gitmeyecektir. Evet. Tüccarca bir siyaset anlayışı olmayacaktır. Yani biz belediye seçimini kazanalım da ne olursa olsun değil, biz iktidar olalım da ne olursa olsun değil, falancası başbakan olsun ne olursa olsun değil. Makyavelist. Biz kendi değerlerimizle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğu değerlerin iktidar olması demektir. O değerleri görmemezlikten gelerek, laikliğin üstünü şal örterek, laikliğe yönelik saldırılara görmemezlikten gelerek o saldırıyı yapanlara sırtını sıvazlayarak ya da bu devletin üniter yapısına, ulus devlete yönelik terör faaliyetlerini göz yumarak 2-3 oy alacağız diye onları görmemezlikten gelerek siyaset yapılmaz. Evet. Siyaset kendi savunduğun değerlere bağlı kalınarak yapılır. Kişilere bağlılık değildir. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına hiçbir zaman bağımlı olmadım. Kişilere de bağımlı olmadım. Belediye başkanlarına da bağımlı olmadım. Ama bu partinin ilkelerine, kuruluş felsefesine, amacına çok kutsal olarak görüyorum evet. ve onlara bağlıyım. Evet. Çok taze bir gelişme var. Yani taze dediğim, bunu televizyonlarda da mutlaka konuştunuz, tartıştınız. Siz bu ara ciddi ciddi gündem belirleyen konuşmacılardan, yorumculardan birisiniz televizyonlarda. Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal çıktı, dedi ki Demliler bu kapıdan içeri giremez dedi. Yani Demliler dışında herkese kapımız açık dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da Sayın Köksal'a dedi ki ya kendisine başka bir iş bulsun ya da başka parti dedi. O gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani az önce şimdi şöyle, ben Burcu Hanım'ı fazla tanımam. Evet. Yani diğer iki grup başkan vekilinin ikisiyle bir hukukum vardır. Evet. Ama Burcu Hanım'la selamlaşmanın dışında bir şeyimiz yok. Ancak ben de televizyondan izledim. Burcu Hanım söylediği lafın Demliler Afyon Belediyesi'ni giremez ya da Kürtler Afyon Belediyesi'ni giremez şeklinde anlamadım ben. O şu, bugün Türkiye'de Cumhur İttifakı tarafından ve taraftarları, gazeteciler, yazarlar tarafından yürütülen bir propaganda var. Bu bazen de haksız bir propaganda, bazı yerlerde haklı bir şey. Efendim, belediyeler, CHP'li belediyeler DEM tarafından yönetiliyor iddiaları var. Evet. Şimdi orada da sanıyorum Afyon'da da böyle bir iddia olduğu söyleniliyor. Yani işte Burcu Hanım seçilirse Afyon Belediyesi'ni DEM yönetecek. Bu anlamda söylenilmiş bir laf. Yani benim dönemimde diğer partiler girebilir, DEM giremez. Yani DEM bu yönetemez anlamında. Doğrusu da olur zaten. DEM neyi yönetecek ki? DEM yönetseydi DEM seçilirdi. Evet. Cumhuriyet Halk Partili'nin bir belediye başkan adayıdır Burcu Köksal. Burcu Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi'ni DEM anlayışıyla ya da AK Parti anlayışıyla değil, Cumhuriyet Halk Partili olma anlayışıyla yönetmek zorundadır. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun düşüncesini, bu söylemini, şimdi şunu söyleyeyim, Burcu Hanım'ın yerine olsam ben bu lafı söyler miydim? Ben söylemezdim şahsen. Gereksiz bir şey laf. Yani her iddiaya cevap vermek zorunda değilim. Ama buna karşılık Sayın İmamoğlu'nun söylediği laf, yani hiç de gerekli olmayan bir çıkış. Bir kere kendisini ilgilendiren bir çıkış değil.
Burcu Hanım'ın seçmenin endişesini teyitleyen bir durum değil mi Ekrem İmamoğlu'nun çıkışı? Yani Ekrem İmamoğlu kendince tüccar anlayışıyla çıkış yaptı. Çünkü İstanbul'da bir iki tane DEM seçmeninin oyunu almak alabilir miyim, bir iki tane daha fazla alabilir miyim diye bence o çıkışı yaptı. Ama o çıkışı yapma Ekrem İmamoğlu hakkı yok bir kere, yetkisi de yok. Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı. Yani partinin milletvekili Burcu Köksal, bırak grup başkan vekili olmasını, milletvekili yani. Yani grup başkan vekili, aynı zamanda genel başkanı da vekili. O da yetmez. Yani aday kendisi. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu da aday. Yani diğer illerin adayları bunu müdahale etmiyor da ya da Ekrem İmamoğlu'nun duyduğu endişeyi duymuyor da. Tek Ekrem İmamoğlu mu duymuş bu endişeyi söylüyor? Evet. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışını doğru bulmuyorum. Sizce öyle mi? Ekrem İmamoğlu sadece bir belediye başkanı mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Yasal olarak öyle. Başka bir şeysi var mı? Fiilen? Yani fiilini bilmem ben. Yasal olarak öyle. Evet. Yani bir belediye başkanı. Benim için İstanbul Belediye Başkanı'dır. Benim için Aydın Belediye Başkanı ne kadar hak ve yetki sahipse şeyde partiyle ilgili Ekrem İmamoğlu da o kadar hak ve yetki sahiptir. Mersin Belediye Başkanı'nın hak ve yetkisi ne kadarsa o da o kadardır. Yani Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehrin belediye başkanı olmuş olması evet. Partide diğer belediye başkanlarından büyük olduğu anlamına gelmez. Evet. Yani Özlem Çerçoğlu'nun daha büyük değildir Ekrem İmamoğlu şey bakımından, parti içerisindeki hukuk bakımından, parti hukuku bakımından. Doğru değildir. Yaptığı çıkış doğru değildir. Ben bir vatandaş olarak yakıştıramadım. Yani Ekrem İmamoğlu'nun o çıkışını doğru bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Evet. Adayları nasıl buluyorsunuz Sayın Öztürk? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarına baktığınızda, yani memleketiniz Mersin'deki adayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte majör iller var ülkede. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Oralardaki adayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra Aydın'da konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi Emin Bey, mesele şu. Biz 31'inde belediye başkanlığı seçimi yapacağız. Yani yerel seçim, 31 Mart'taki evet. Seçim. Yerel seçim demek, bir kere bunu tanımlamak lazım. Yerel seçim, muhtar mahallede muhtar seçeceksin. Oturduğun ilçedeki ilçe belediye başkanı seçeceksin. Oturduğun ildeki il belediye başkanı seçeceksin. Bir de belediye meclis üyelerini seçeceksin. Değil mi? Yerel seçim. Yani siyasi iktidarı seçmeyeceksin. Bu seçimin sonunda Türkiye'deki siyasi iktidar değişmiyor. Artık siyasi iktidar Türkiye'de şimdi tek kişi. Hani tek adam diyoruz ya. Doğru, tek adam. Tek adam Tayyip Erdoğan şimdi. Kemal Bey seçilseydi tek adam Kemal Kılıçdaroğlu olacaktı. Evet. Şimdi 31 Mart'ta biz Cumhurbaşkanlığını seçmiyoruz. Parlamentodaki milletvekillerini seçmiyoruz. Yani Türkiye'deki genel yönetimi değiştirecek bir irade ortaya koymuyoruz. Evet. 31 Mart'ta seçmenin ortaya koyacağı iradenin sonucunda muhtar değişecek, belediye başkanları değişecek ya da devam edecek. Bir kere bunu böyle koymak lazım. Ve o nedenle bu ikisini karıştırmamak lazım. Ve belediye başkanlığı seçimlerinde parti aidiyetiyle etnik köken, mezhep, cinsiyet, ırk aidiyetiyle din ve mezhep aidiyeti oy kullanmamak lazım. Partiye bakarak değil. Neye göre oy kullanmak? Adaya bakarak oy adaya bakarak. Oy kullanmak lazım. Şimdi siz mahallenizde oy kullanıyorsunuz muhtara. Peki muhtara oy kullanırken ben görüyorum şimdi konuştukları için. Hiç partili, hangi partili diye bakıyor musunuz muhtara? Hayır. Yok. Ya diyorsunuz falan muhtar çok iyi bir adam. İşte bugüne kadar mahallenin işlerini koşturdu ona oy verelim diyorsunuz. Ve bazı muhtarlar var biliyorsun, hiç değişmiyor. Evet. Şimdi aynı olayı belediye başkanlığında da bakmanız lazım. Yani belediye başkan adayını bakarken, ya bu hangi partiden değil, ya da ben işte Cumhuriyet Halk Partiliyim, Cumhuriyet Halk Partili seçmenim, benim aday benim bakışıma göre kötü bir aday ama ben bunu oy vermek zorundayım dememek lazım. Aksi şeyde ben Cumhur İttifakı'na mensubum. İşte bugüne kadar MHP oy verdim ya evet. Da şeye oy verdim. Ben bu aidiyetten dolayı aday kötü ama ben bu adayı oy vereceğim dememek lazım. Kendini değil,
keyfini değil kendini düşünen bir adaya oy vermek lazım. Keyfini değil kendini değil kentini düşünen adaya oy vermek keyfini, lazım. Keyfini kendini değil. Kendini ve keyfini düşünen değil kentini düşünen adaya oy vermek lazım. Yani kendini değil milletini düşünen adaya oy vermek lazım. Evet. Şimdi örneğin Çin'de oturuyorsunuz. Çin'de adaylar belli. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Şin'in adayı belli. Aydın'da Cumhur İttifakı'nın adayı belli. CHP'nin adayı belli. Diğer adaylar da belli. Evet. Bu adayların bakarak... Tanıyor musunuz Aydın'daki adayları? Sayın Çerçioğlu'nu tanıyorum. Aynı partide beraber milletvekilliği yaptık. Tanıyorum. Mustafa Savaş Bey'i tanıyorum. Yani kendisiyle görüşüyorum, tanışıyoruz. Özer Kayalı. Özer Kayalı ile Kuşadası Belediye Başkanı iken bir kez ziyaretine gitmiştim. Evet. O kadar başka bir hukukum yok. Diğer demin adayını falan adaylarını tanımıyorum. Diğer adayları tanımıyorum. Yani Özlem Hanım'la Mustafa Bey'i tanıyorum. Şimdi burada... Peki Özlem Hanım'la Mustafa Bey'i de tanıyorsunuz. Az evet. Önce siz anlattınız. Yerel seçimlerde de dediniz ki ideolojik işte bakış açısında partiye göre değil... kişiye göre değerlendirme yapılır. İşte kendine, keyfine değil de kentine düşkün olanı seçilirdin. Aydın'da oy kullanıyor musunuz bilmiyorum. Siz oyunuzu Mersin'de kullanıyorsunuz. Ben Mersin'de Aydın'da oy kullansanız iki adayı da tanıyorsunuz. Tanıdığınız adayların arasından kimi tercih ederdiniz? Şimdi şöyle isim vermeyeyim. Yani evet. İsim vermem benim açımdan doğru değil. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Ben bir seçmenin nasıl değerlendirmesi gerektiğini söylüyorum. Örneğin Özlem Hanım'ın yaptığı hizmetlerden memnun mu değil mi insanlar? Onu tartmaları lazım kafasında. Örneğin bir CHP'li seçmenin Özlem Hanım gerçekten iyi şeyler yaptı. 2009'dan beri Özlem Hanım belediye başkanı. Evet. Yaptıklarını tartmalı. Reklamları değil. Yapılan işler bakmalı. Evet. Ben belediye başkanlarını hangi partiden olursa olsun bol bol reklam yapmalarından vatandaşın fakir fukaranın parasını reklam harcamalarında kullanmalarından son derece rahatsızım. Onu söyleyeyim. Yani hangi parti olursa olsun. Şimdi bugün televizyonlara bakıyorum. Örneğin Ekrem İmamoğlu israfı bitirdik, hizmet getirdik diyor ama bunu söylerken bile o televizyonlara dünya kadar para ödeniyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani bunu söylerken bile israf yapılıyor. Bu doğru bir şey değil. Eğer bir hizmet yapılmışsa zaten yapılan hizmetin reklama ihtiyacı yoktur. Hizmet kendisini gösterir. Evet. Reklam bazen iyidir, bazen kötüdür. Yani reklam pazarda satışa ihtiyacı olan, satılmayan bir malın reklamı olur. Satılan malın reklamı olmaz zaten. Bitmiştir o. Satılıyordur. Evet. Tamam. Yapılmayan işlerin mi reklamı? Yani yapılmayan işlerin reklamı olur. Şimdi bir siyasi iktidar ya da yerel iktidar fark etmez. Bir kere yaptıklarını ile reklamını yapmış olması lazım. Yani şimdi mesela ben bunu nasıl siyasi iktidar için söylüyorsam seçim zamanı ben şunu yapacağım dediği zaman 20 yıldır yapmadın mı kardeşim sen onu 20 yıldır ne yapmadın diyorsam bir yerel iktidar bir belediye başkanı da eğer bulunduğu kente ben işte şunları yapacağım diyorsa ben derim ki niye yapmadın şimdiye 15, kadar? 15 yıldır iktidarsın tamam. Aydın'da. Bir kere belediye başkan, mevcut başkanların hangi partiden olursa olsun yaptıkları işler bir kere bence bir referanstır. Seçmen bunu bakmalı bir kere. Belediye başkanları adı üstünde dert babasıdır. Hani eskiden derlerdi ya bir şey olsa fakir fukara ya bir şey giderdi diye. Ya git kardeşim belediye derlerdi tamam mı? Şimdi eskiden Çin'e belediye başkanı vardı Ali Şen. Evet. O mesela dolaşırdı sokak sokak, esnafın derdini dinlerdi. Sabah erkenden kalkardı, tamam mı? Bir belediye başkanının görevlerinden en önemlisi halkla iletişimdir bana göre. Bir belediye başkanı ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılabilir olmaktan kastettiğim şey, kendisi istediği zaman halkın arasına girmesi değil. Halktaki herhangi bir vatandaş istediği zaman belediye başkanına ulaşabiliyor mu, ulaşamıyor mu? Ben bunu bakarım. Evet. Yani bir vatandaş... Çin'de oturan bir vatandaş belediye istediği zaman ulaşıp dertlerini anlatabiliyorsa evet. O ulaşabilir bir belediye başkanıdır. Ben milletvekilliği yaptım iki dönem. Halen daha telefonum açıktır. İsteyen herkes 24 saat bana ulaşabilir. Dün de ulaşmıştır, bugün de ulaşabilir.
Şimdi mesela bazıları der ki seçmen, vekilim bizim belediye başkanıyla işimiz var. Gidin kendiniz söyleyin derim ben. Ya olur mu işte biz senin arkandan koştuk, 8 sene seni milletvekili yaptık. Doğru, bana milletvekili yaptınız, Allah razı olsun, ama mevcut belediye başkanı da milletvekili yaptınız siz. O da benimle beraber milletvekilliği yaptı. O da sizin milletvekilinizdi. Artı zaten bak ilave oy verdiniz, belediye başkanı seçtiniz. Onu niye erişemiyorsunuz? Erişin. Bunun bir gerekçesi olamaz. Evet. Yani belediye başkanlarının erişilememesinin bir gerekçesi olamaz. Hangi partiden olursa olsun. Bir kere belediye başkanı erişilebilir olmalıdır. Yani bunun gerekçesi, ben işte alo hattı mıyım deme hakkı yoktur belediye başkanı. Tamam mı? Yani ona göre sistemini kuracak. Çünkü belediye başkanı aynı zamanda siyaset adamıdır. Evet. Halkın arasına çıkacak. Halkın arasına çıktığı zaman halkın taleplerini dinleyecek. Şimdi bunu bakmak lazım. Şimdi Özlem Hanım'la ilgili artık Aydın halkı 2009'dan beri neyi yaptın, neyi yapmadın görüyor. Şimdi Mustafa Bey'in, bana göre Mustafa Bey iyi bir insan. Biliyorum Mustafa'yı. Çineli kendisi. Çin'e de yoksul bir aileden yetişme. Kendisi mütevazi bir insan, alçak gönüllü bir insan, ufku geniş, siyasal bilgiler mezunu, devlette yöneticilik yapmış. Yani insanların buna göre, yani şunu bakmamak lazım. Ben onu şunu da söylemek istiyorum. Şimdi adam diyor ki mesela, yahu diyor ben diyor işte Özlem Hanım oy vereceğim ama partisi kötü. CHP sevmiyorum. Olabilir. Evet. Sen CHP oy vermiyorsun. Şimdi Özlem Hanım oy vereceksin. Ya da tersi, ya diyor Mustafa Savaş çok seviyorum ama diyor bu AK Parti diyor emekli maaşlarını diyor artırmadı, 10 bin lira yaptı. Tamam evet. Yaptı, onun için diyor düşünüyorum diyor. Ya anladım da sen AK Parti'ye oy vermeyeceksin, Mustafa Savaş'a oy vereceksin eğer seviyorsan. Çünkü tersini düşün, sen yani şimdi Mustafa Savaş'a emekli maaşını artırmadığı için mi oy vermiyorsun AK Parti'ye? Peki oy vermediğin zaman, karşısındaki başka bir adaya oy verdiğin zaman emekli maaşı artacak, artacak mı? Evet. Emekli maaşı artacak. Onu sen Mayıs ayında düşünecektin. Mayıs'ta oy verirken düşünecektin onu. Evet. İşte o zaman diyecektin ki Kılıçdaroğlu ben şu kadar yapacağım diyordu emekli maaşına. Evet. O zaman emekli maaşının artmasını istiyor idiysen Tayyip Bey değil oy verecektin. Şimdi o lafın söylenileceği yer burası değil. Evet. Aynı şekilde canım ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevmiyorum. İşte şu nedenle sevmiyorum. Olabilir. Özlem Hanım'a oy vermeyeceğim bu nedenle. Bu doğru değil. Evet. Eğer Özlem Hanım Aydın halkının mutluluğu, refahı için çalışmışsa, iyi hizmet yapmışsa, bu trafik sorununu çözmüşse, altyapı meseleleri halletmişse. Bakın şimdi benim üzüldüğüm şey şudur Emin Bey. Şimdi bakın reklamlara, belediye başkanların vaatlerine. Hepsinin vaatleri aslında bir siyasi iktidarın vaadi gibidir. Hiçbirisinin belediye ile ilgili vaatleri yok. Kadın üzerine vaatleri var. Emekliler üzerine vaatleri gençler var. Tamam mı? Bu şu, kadınlar, çocuklar, engelliler ve emekliler siyasette belediye başkanlarının propaganda malzemesi haline geldiler. Hepsi diyor ki ya ben işte şu kadar emekli maaşı vereceğim, şu kadar ver. Ya bunlar devletin görevi. Kesinlikle. Bakın hiçbir belediye başkanı adayı park yapacağım, kanalizasyon, temizlik falan bunları hiç bahsetmiyor. Anlatabildim mi? Yani ben bugün mesela şeye gittim, köye gittim, Çin'de yollar delik deşik. Bu belediyenin görevi. Belediye bunu yapsın. Yani 40 lira yemek vermesi, 30 lira yemek vermesi benim paramla veriyor onu. Benim param derken vatandaşın parasıyla veriyor. Kendi cebinden vermiyor. O belediye başkanının görevi değil. Yani yolları molları yaparsın. Şehirde devlet, sorun kalmaz. Sosyal devlet olmak tamam da sosyal devlete iktidar olsun, baksın. Anlatayım. Emeklinin maaşını 10 bin lira değil, 20 bin lira olsun, 30 bin lira olsun. Evet. Aslında o da çözüm değil. Emekli maaşlarını artırmak da çözüm değil. Yani enflasyonist bir ortamda dar gelirler her zaman bu enflasyon ortamı daha da fakirleşir. Önemli olan bu hayat pahalılığını durdurmaktır. Bu fiyatların artışını durdurmaktır. Yani bu zaten yakıyor, insanları yakıyor. Mesele burada, budur. Evet. Bu da belediye başkanlarının yapacağı iş değildir. Evet. Yani vatandaşın parasını alıp dağıtmak belediye hizmeti değildir. O nedenle ben böyle yok yemek veriyorum, şunu yapıyorum. İftar, Ramazan iftarlarında belediyelerin böyle sofralar kurarak
yemek vermesini öteden beri karşı çıktım. Bugün de karşı çıktım. Önce benim bozuk yollarım yap diyorsunuz. O kadar. Önce sivrisinekle mücadele yapsın. Su olayını baksın. İşte kanalizasyonları yapsın. Yolları yapsın. Evet. Parkları yapsın. Ya evet. Belediyenin görevi budur. Bunları bir kenara bırakarak, anlatabildim mi? Ben insanlara yemek veriyorum. İnsanlar kuyrukta yemek veriyorum. Evet. Dün baktım ben ne bu dedim. Arkadaş yanımda iftar buyuruyor dedi. Dedim bunları hepsi oruç mu acaba? Ya dedi herkes yiyor. Canım kimin parasıyla veriyorsun sen onu? Devletin parasıyla veriyorsun. Çünkü belediyeler devletten para alıyor. Evet. Kimin parası bu? Senin benim onun parası canım. Yol bu, bu hizmet değil ya. Yol ver o parayı sen bana ben de veririm yemek. Evet. Yani o kadar parayı bana göndersin. Benim belediye başkanı olmam gerek yok ki. Millet veririm yemeğe. Dolayısıyla kendi cebimden veriyorsam bir itirazım yok. Kendi cebimden reklamlar yapıyorsam belediye başkanlarının hiçbir itirazım yok. Anlatabildim. Evet. Kendi cebinden yapabilir. Ama fakir fukaranın tüyü bitmemiş yetimin parasının böyle reklamlarla çarçur edilmesi, böyle yok efendim ben sosyal yardım adı altında işte yemek veriyorum, bir kap yemeği şu kadar veriyorum, ben denilmesini doğru bulmuyorum. Evet. Bu benim görüşüm. Sayın Öztürk, böyle süremizin yavaş yavaş sonuna geliyor. Son bir şey soracağım size. Sor. Arkadaşınız Fatih Atay, evet. Cumhuriyet Halk Partili Fatih Atay, evet. İyi Parti'den aday. Evet. Onun İyi Parti'den aday olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Efeler'de oy kullansanız Fatih Atay oy verir miydiniz İyi Parti'den? Yani olarak? Fatih Atay benim arkadaşım bir kere. Evet. Dostum, onu söyleyeyim. Yani Mustafa Savaş'ı da severim, Fatih Atay'ı da severim. İkisi de dostumdur. Fatih Atay İyi Parti'den aday olmak zorunda kaldı. Evet. Fatih Atay İYİ Parti'den aday olmuş olması onun Cumhuriyet Halk Partili olma özelliklerini kaybettiği anlamına gelmez. Fatih Atay Cumhuriyet Halk Partisi kültürüyle, ahlakıyla büyümüştür. Fatih Atay en az benim kadar Cumhuriyet Halk Partilidir. Dün de böyleydi, bugün de böyledir. Evet. Fatih Atay'ın belediye başkanlığı seçimini kazanmasını isterim. Yani kazanırsa sevinirim. Kaybedersen de üzülürüm. Evet. Tamam. Evet. Evet. Yeterli oldu. Çünkü ben bunu merak ediyordum. Yani siz bir Cumhuriyet Halk Partili olarak Fatih Atay'a oy verir miydiniz? Fatih Atay şimdi şöyle. Bakın arkadaş, Fatih Atay bu partinin belediye başkanlığını yaptı. Değil mi? İyi de yaptı. Şimdi Fatih Atay siz niye bu partiden göndermek zorunda kaldınız? Niye Fatih Atay bu? Yani Fatih Atay şunu mu yaptı? Durup dururken hiçbir şey yokken istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidip İyi Parti'den aday mı oldu? Yani şunu yapsaydı Fatih Atay haklıydınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçimi kaybedeceğini anladığı nedenle başka bir partiye gidip aday olsaydı seçim kazanmak anlayışıyla, o zaman Fatih Atay'ı eleştirirdik. Öyle bir şey yok. Bugün Türkiye biliyor ki, evet, Fatih Atay çok haksız bir şekilde, çok hukuksuz bir şekilde bu partiden istifa ettirilmek zorunda kalmıştır. Ben geçmişte söyledim. Muharrem İnce gitti parti kurdu. Herkes eleştirdi. Ben eleştirmedim. Muharrem İnce bu partiden ayrılmak zorunda bırakıldı. Ayrı bir parti kurmak zorunda bırakıldı. Evet. Anlatabildim mi? Yani siz o partide onun siyaset yapma hakkını ortadan kaldırdınız. O durumda yapılacak iki şey vardır Muharrem İnce açısından. Ya kenar çekilecekti, ya da mücadele edecekti. Bizim gibi kenar çekilecekti. Ya da siyaset yapacaktı. Kenar çekilemezdi. Çünkü Muharrem İnce'nin Türkiye'de toplumda bir karşılığı var. Ömrünü CHP'ye vermiş bir adamdı. Dolayısıyla o partiyi kurmak zorunda bırakıldı Muharrem İnce. Aynı şekilde Fatih Atay, izledik uzaktan. Ben Fatih Atay'ın neden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak zorunda kalıp belediye başkanı adayı olduğunu İyi Parti'den biliyorum. Peki Fatih Atay... Bunu ben değil, bu partinin sorumluluk ve yetki sahibindeki herkes biliyor. Fatih Atay... Eski yöneticiler de biliyor. Şimdi Fatih Atay'a siz neden belediye başkan adayı yapmadınız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday... Yani şunu katılıyorum. Efendim canım devamlı o mu olacak? Ya Fatih bir dönem oluyor. O zaman ben şu soruyu sorarım. Özlem Hanım da 2009'dan beriyle belediye başkanı. Devamlı doğru, Özlem Hanım mı olacak? O zaman bir başkası olsun. Peki bir şey, bir genç adam olsun. Peki bir şey soracağım Aliz abi. Fatih Atay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek, Fatih Atay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek zorunda bırakanlar Fatih Atay'dan daha mı fazla Cumhuriyet Halk Partililer? Hayır değil, onu söylüyorum. Yani Fatih Atay Cumhuriyet Halk Partilidir. Fatih Atay
Bakın bu partide ilçe başkanlığı yapmıştır. Fatih Adı benim liseden arkadaşımdır. Biz liseden itibaren sol, sosyal demokrat, Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü benimsemiş insanlarız. Onun mücadelesini yaptı. Ta lise yıllarında. Tamam. Lisede başladı bu olay. Osman Aydın, Fatih Atay, ben. Biz liseden arkadaşız. Hasan Yörük mesela bizim. Biz bir kuşağız. Evet. Şimdi Fatih Atay bir kere Cumhuriyet Halk Partisi kültürüyle, evet, bilgisiyle yetişmiş bir insandır. Çin'e ilçe başkanlığı yapmıştır. Yetmemiştir, Aydın il başkanlığı yapmıştır. Yetmemiştir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreter yardımcılığını yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1990'da en genç divan katibiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine ve değerlerine her zaman savunmuş bir insandır. Elbette ki bunun durup dururken aday yapılmamasının nedenleri olmalıdır. Bu nedenler sadece Büyükşehir Belediye Başkanı ile onun dediğini yapmadığı nedenle, onun uydusunda gitmediği nedenlerle olmamalıdır. İnsanlar Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dediklerini yapmak zorunda değil yani. Evet. Anlatabildim mi? Bu adam partinin ilkelerine aykırı davrandı mı davranmadı mı? Ve bu adam hizmette kusur etti mi etmedi mi? Bu adam dürüst davranmadı mı? Ya bunlara bakmak lazım. Evet. Anlatabildim mi? Hizmette kusur mu etti? Ben şimdi görüyorum herkes işte orada tarım kredi kooperatif şeyleri getirmişler. Satmış. Onun için canım Fatih Atay ile Özlem Hanım arası iyi değil. Onun için aday olmayacak. Ya böyle bir kıstas yok bizim partide. Böyle bir şey olmaz. Tek Fatih Atay değil. Mesut Özakcan da bu sebepten olamadı. Süleyman Toyran da bu sebepten olamadı. Özer Kayal da bu sebepten olamadı. Bakın bir şey söyleyeyim size. Rahmetli Deniz Baykal sağ olsaydı bunlar olmazdı. Ben 2009 yılında Deniz Baykal'a gittim. Dedim ki ya Mersin'de biz mevcut belediye başkanıydı. Bunu istemiyoruz dedim. Ben milletvekiliyim. Deniz Bey bana dedi ki ya sana mı sorduk dedi ya. Git sen işine bak milletvekilisin dedi. Git işine dedi. Tamam mı? Yani şimdi işte diyorum ya rota çıkınca herkes her şeye işin görevini müdahale etmeye başlıyor. Evet. Bir parti şunu bakmalı. Kardeşim Fatih Atay başarılı belediye başkanım değil midir? Evet. Bir kusuru var mı? Bir pisliği var mı? Bir hırsızlığı var mı? Bir yolsuzluğu var mı? Bunlara bakarsın. Tamam mı? Evet. Bunlar yoksa, halk da memnunsa tekrar aday yaparsın. Evet. Bu Özlem için de geçerli. Herkes için geçerli. Benim için de geçerli. Fatih Atay bence yüklenmek ya partiden gitti demek haksızlıktır. Evet. Anlatabildim mi? Ben ona katılmıyorum. İnşallah başarılı olur. Evet. İnşallah Efeler Belediye Başkanı olarak seçilir. Devam eder. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da hiçbir kayıp olmaz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi değerler açısından yani da. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi ile yine belediye başkanı olmuştur diyorsunuz. Zaten öyle canım. Evet. Yani şimdi Fatih İyi Parti'ye gitti diye Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıktım yani. Evet. Ya da MHP'li bir belediye Ankara'da ben sana söyleyeyim. Bütün belediye başkan adayları bizim. CHP'nin adayları. Mamak ve şey hariç. Yeni Mahalle, evet, hariç. Etimesgut, Erdal Beşikçioğlu var. Bilmiyorum. Diğerlerinin hepsi MHP'li, hem de şu anda MHP'nin belediye başkanı ya da eski MHP belediye başkanı olanların hepsi şeyli. Ve Ankara Belediyesi'ne CHP'liler giremiyor. Ankara Belediyesi'nde İYİ Parti ya da MHP'liler iş yapıyor. Peki şimdi Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'nin belediye başkanı ama CHP'li mi oldu? Yok. Afiş yapıştırıyor adam. Afişlerde CHP'nin amblemi bile yok. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Yani bizim partide şu vardı bir zamanlar, ben CHP'nin vekiliyim ama CHP'li değilim diyen çok arkadaşımız vardı. Bunu söylediler televizyonda. Evet. Şimdi önemli olan CHP'nin vekili ya da CHP'nin belediye başkanı olmak değil. Önemli olan CHP'nin kuruluş felsefesini, ilkelerine, inancına, ruhuna bağlı olmaktır. Evet. Bağımlı olmak değil, bağlı olmaktır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum 23. ve 24. dönem Mersin Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürklü. Ali Rıza Öztürklü de Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş felsefesinden bugüne kadar olan süreçlere dair ve güncel gelişmelere ilişkin sohbet gerçekleştirdik. Hoşçakalın.